Son günlerde çok sıcak günler yaşıyoruz. Sıcak havalarda su kullanımını arttırdı. Bir yandan da buharlaşma rekor seviyelere çıktı. İSKİ de abonelere su tasarrufu çağrısında bulundu. Peki barajlardaki son durum ne? Detayları CNN Türk muhabiri Ümit Uzun'dan alacağız. Ümit. Samet, İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor. Öyle ki barajlardaki doluluk oranı %40'ın da altına düştü. Geçen hafta yine bu noktada yayın yapmıştık ve bu noktada da belirttiğimizde %40 seviyelerindeydi. Ancak şu an itibariyle barajlardaki doluluk oranı, tüm barajların toplamının doluluk oranı %39,50 civarında. Öyle ki bu su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Şu anda Ali Bey barajındayız. Bu noktada da kameraman arkadaşım Alper Öztürk de size çevreyi gösterebilir. İşte gördüğünüz gibi şurada hemen bulunduğumuz noktada bir çamur var. Aslında burada su vardı ama bu da çekilmiş. Peki İstanbul'da dediğimiz gibi son 9 yılın en düşük seviyesi bu oran. En son 2014 yılında %20 seviyelerini görmüştü barajlardaki doluluk oranı. Ancak şu an itibariyle %30'dan fazla bir düşüş söz konusu. Tabi sıcaklık da bunda çok büyük etken aynı zamanda. Şöyle ki buharlaşıyor. Su buharlaşıyor ve saatte 17 bin ton su buharlaşarak kayboluyor. Şimdi İSKİ de bununla ilgili bir mesaj yayınladı. Geçen hafta da yine abonelerine bir mesaj göndermişti. Su tüketimi çok fazla. Samet, su tüketimi oldukça yüksek. Bunu belirtelim. Geçen hafta rekor kırılmıştı. 3,5 milyon metreküpün üzerinde su tüketilmişti bir günde. Ve şu an için ortalama 3 milyon metreküp. İşte bu da barajlardaki o doluluk oranının düştükten sonra çok daha kritik bir önem taşıyor. Ve o yüzden de İSKİ yine dün bir tasarruf çağrısı yaptı. Bu da çok önemli. Barajlardaki sular her geçen gün kayboluyor. Ve hem tüketimden hem de o sıcak havanın, kavurucu sıcağın etkisiyle birlikte buharlaşarak yok oluyor. İstanbul'da en ciddi doluluk oranına sahip baraj Ömerli Barajı, %70 doluluk oranına sahip. Şu an için bu görünüyor. Ancak bir de düşük seviyede olan var. En düşük seviyede de Kazandere ve Papuçdere var. Buralar kurumak üzere artık. Kazandere Barajı'nda %7'lik bir seviye doluluk oranı. Papuçdere'de ise bu %4 seviyelerinde. Şimdi şurayı göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi bu noktada dediğimiz gibi geçen hafta buradaydık. Şimdi buradan su çekilmiş. Şöyle ki bura artık çamur. Görüyorsunuz. Yani bu daha yeni çekilmiş su. Ve çekildiği nokta tam olarak şuradan. Yani şuradaydı. Geçen hafta buradaydı. Bir haftada şöyle kıyı boyunca takip ettiğimizde şu kıyı tamamen çekilmiş. Ve bu çekilme devam ediyor. Yine bakın buralar artık kurumuş. O sıcaklık arttıkça gördüğünüz gibi bu artık kuru bir toprak. Ve sıcaklık ne kadar yükselirse su o kadar geri çekiliyor ve toprak da hızla kuruyor. Şu anda işte o çekilmeyi görüyorsunuz. Normalde bu baraj eğer ki normal şartlarda tam doluluk seviyesinde olsaydı şu görmüş olduğunuz kayalık alanlar, Alper Öztürk ekranlarınıza getiriyor, oraya kadar uzanacaktı su. Ancak o kadar büyük bir çekilmeden bahsediyoruz ki yani şu anda %20 doluluk oranı. Yani şu anda bizim bulunduğumuz bu noktada yürümemiz imkansız olmalıydı. Ya burada yürüyememeliydik. Ancak gördüğünüz gibi su çekilince bu kıyı şeridi tamamıyla böyle boşaldı ve gördüğünüz gibi çimenler de bitmeye başladı. Hemen şurada da görüyorsunuz balık tutuyor vatandaşlar kıyı boyunca. Yani bu İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Sıcaklığın bunda etkisi çok yüksek. Saatte 17 bin ton su buharlaşarak kayboluyor. Ve İstanbul'un barajlarının doluluk oranları da en son 2014'te %20 seviyelerindeydi. Ve şu an itibariyle 9 yılın en düşük seviyesinde %40'ın altına düştü. Diyelim ve sözü sana bırakalım Samet.